Merhabalar herkese. Bugün yepyeni bir araştırma ile beraberiz. Dünya Duygu Araştırması 2021 sonuçlarını konuşacağız. Gallup şirketi 1935 yılında Amerika'da kuruldu ve o tarihten itibaren ilk araştırmasını İngiltere'de gerçekleştirdi. Sonrasında da bütün dünya çapında araştırmalar yapmayı sürdürdü. Şimdi Gallup'un aslında o proje ekibi dediler ki özellikle son 15 yılı biraz geçti belki. İnsanların duygu durumlarını araştıralım. Yani onlara soralım mesela mutlu musunuz, mutsuz musunuz, kendinizi nasıl hissediyorsunuz, güldünüz mü hiç, kahkaha attınız mı, dün yeni bir şey öğrendiniz mi gibi birçok sorular soruyorlar yıllardır, uzun yıllardır. Şimdi pandemi sonrası dünyada yapılan bütün araştırmalar yani post pandemi dediğimiz pandemi sonrası sürecini yani aslında hala esnasındayız bu arada ama sanki o ilk karantina sürecini geçtikten sonrasını ikinci, üçüncü, dördüncü dalga olarak isimlendirdiğimiz için biraz aslında post pandemi demeye başladık literatürde. Bu araştırmaların tümü maalesef hep negatif sonuçlar sunuyor bize. Duygu durum araştırması da bu şekilde ama Gallup şirketi proje ekibi şunu söylüyor. Sakın sonuçlar sizi yanıltmasın. Evet, pandemi bazı şeyleri daha da görünür kıldı. Daha olumsuza doğru götürmedi. Bu sorunlar zaten vardı. Neydi mesela bu sorunlar? İnsanlar genel anlamda hayatlarında memnuniyet duymuyorlardı. Bir memnuniyet düşüklüğü vardı hayatlarında. Veya gelir eşitsizliği vardı veya ırkçılık vardı veya genel anlamda insanların birbirlerini anlamakla alakalı iletişim kurmakla ilgili zaten bir sıkıntıları vardı. Ne oldu? Pandemi birçok alanda, örneğin teknoloji alanında yaklaşık 8 yılda gerçekleştireceğimiz atlamayı 1,5 yıl içinde gerçekleştirdik. Veya eğitimde veya diğer alanlarda, medya alanında veya sosyal ilişkilerdeki o zaten gidecek olan, yakın gelecekte bizim karşılaşmayı beklediğimiz alandaki o tüm ilerlemeleri, tüm o fütüristik yorumlamalarımızı biraz daha yakına çekti. O yüzden Gallup'un duygu durum araştırmasını okurken şunu bize söylüyorlar. Evet 2021 sonuçları çok da parlak değil ama bu sadece pandemiyle ilgili değil. Zaten dünyanın birçok noktasında politik, ekonomik veya farklı sosyal konularla alakalı bir eşitsizlik sarmalı veya kişilerin kendilerini ifade ederken özgür hissetmemeleri veya dünyanın farklı noktalarında yaşayan insanların uğramış oldukları, maruz kalmış oldukları çok ciddi sıkıntılar ve aslında ayrık noktalar vardı. Bir yandan dünya iç savaşla mücadele ederken bir başka tarafta ekonomik mücadele vardı. Bir başka yerde mülteci krizi kendini gösterirken bir başka yerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği zaten büyük bir kan kaybederek aslında yoluna devam ediyordu. Bu yüzden bu senenin sonuçlarını şöyle okuyalım. 116 ülkede 160 bin kişiye bu soruları sordular. Türkiye'de bunların içinde. Türkiye maalesef çok olumlu bir noktada değil. Çünkü kısaca belirtecek olursak en öfkeli ikinci ülke sıralamasında Türkiye. En az eğlendiğini söyleyen de ikinci sıralamada. Yani bu arada lütfen 116 ülke olduğunu da bir yandan hatırlayalım. Peki dün yeni ve ilginç bir bilgi öğrendiniz mi sorusuna yanıt verenler arasında hayır diyen ikinci sıralamada. Yani kimse yeni bir şey öğrenmediğini söylüyor Türkiye'de. Artık onları hiçbir şeyin şaşırtmadığını söylüyorlar. Gündemde bir sürü şey oluyor. İnanılmaz büyük bir hızla değişim var. Bu sosyolojik yapı çok hızlı değişirken şaşırma sürpriz etkisini kaybeden bir toplumdan bahsediyoruz aslında. Ve son olarak da belki flash olarak verilebilecek, büyük başlık olarak okunabilecek ve kamuoyunda da ilgi çekici nokta oldu diyebileceğim konu şu. Dün sizi güldüren bir olay oldu mu ya da dün hiç kahkaha attınız mı sorusuna hayır diyen ülkeler sıralamasında Türkiye birinci sırada. Yani Türkiye 116 ülke arasında en az gülen ülke olarak kendini gösteriyor. 10 yıllık süreçte bütün dünyalardaki, yani bütün dünya ülkelerindeki olumlu hissetme, pozitif hissetme anlamında bir düşüş olduğunu Gallup zaten bize söylemişti. Pandeminin bunu biraz daha arttırdığını, daha derinleştirdiğini, var olan sorunları biraz daha keskinleştirdiğini ve görünür kıldığını da söylüyordu. Ama bir yandan sadece Türkiye ölçeği için konuşacak olursak, 2017'den bu yana insanların
Bu verilen cevaplara, çünkü her sene aynı sorular soruluyor. Ölçek belirli bir rakam üzerinde tutuluyor. Bu kıyaslamalı, karşılaştırmalı çalışmalar çok değerlidir sosyal bilimlerde. Hatta belki bir gün dünyanın en uzun süreli süren 80 yıllık Harvard Üniversitesi'nin çalışmasından da bahsetmek gerekir. Bu karşılaştırmalı ve yıllarca süren uzun ölçekli dediğimiz çalışmalar aslında dünü, bugünü ve geleceği anlamak için, bize bu analizleri yaptırması için çok değerli gerçekten. Bu sebeple son 10 yıldır böyle bir düşüş olduğunu ve daha negatif bir eyleme gittiğini söylesek de 2017-2018 civarları Türkiye için kendini iyi hissetmeme, daha sinirli olma, daha agresif olma, daha tahammülümüzün düştüğü, belki ifade özgürlüğü, belki kendini doğru anlatamama, belki gündemdeki herhangi bir problem, sosyopolitik problemler ya da psikolojik problemler neticesinde artık sonuç olarak Türklerin, yani raporda yayınlandığı şekliyle size sunacak olursam, aslında günlük yaşamlarında keyif almadıklarını belirtiyorlar. Bu sebeple aslında bizlerin, önce sosyal bilimciler, akademik dünyadaki kişiler, sonra gündelik hayata destek sağlayan yerel idarelerden tutun merkezi idarelere kadar, gencinden yaşlısına kadar farklı sosyodemografik sınıflardaki herkesin bir araya gelip bu konuyla ilgili ne yapılabileceğini bir an önce düşünmemiz gerekiyor. Yoksa böyle bir başlık, belki şu anda bu videoyu izlemeniz için en az gülen ülke Türkiye başlığı ilgi çekici gibi dursa da, uzun vadede maalesef bizler için çok iç açıcı olmayacaktır. Teşekkürler.